JR için random atma sistemi geliştirip JR içerisinde JR'leri trollenler için oylama atma nasıl olur? Olmaz. Knight Online'da olmaz. Bir şekilde birden fazla 2, 3, 4, 5 tane aynı klandan ekip gelirse istediği ya da düşman klan herhangi bir şekilde geldiği zaman onu atacak direkt JR'den. Şeyin üzerinde ne yazıyor? Bilmem. Don't touch, this is my bottle. Bu şişe benim diyor. Millet Ares'te elit itemlarla oynuyor. 2K SC'li playerlık bekliyorsunuz. Neden? Playerlıkla şeyin ne alakası var tam olarak 2K scroll'un? Hakan yazdığın soruyu anlamadım. Yani bileti gördüm de. JR'de kosp açıp direkt deveye TP'den meclislerini yapacaksın. Ne zaman banlayacaksınız? Öyle bir şey yok. İşte bütün odaları bitirmeden zaten deva spamı olmuyor. Şu girişleri açın artık, boş muhabbet yapmayın. Boş muhabbet yapmıyoruz Ömer. İnsanlarla burada sohbet ediyoruz. Yani bu boş muhabbet değil. Bu hep bu şekilde şey yapılıyor. Ya bakıyorsun yorum olarak anca yayın açıp boş muhabbet yapsınlar. Dolu muhabbet nedir abi Allah aşkına? İnsanları yayın açıp küfür etmek mi? Hakaret etmek mi? Tam olarak dolu muhabbet ne olabilir ki? Burada yapabildiğimiz kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an çekiliş bitti, yayın bitti. Kapatıp bitirebilirken yani 3,5 saattir şu an yayındayız mesela. What the fest yasak mı? Değil. What the fest'te sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şöyle, etkinlikler aynı IP'den girme olayı var. Ondan dolayı giremiyor olabilirsiniz. Yani o sorunu yaşayabilirsiniz. What the... Bir şey diyeyim mi? Aynen öyle söylediğin gibi şey yapacaktım, okuyacaktım az kalsın da bir anda. Üstünüze boşunuza oyunu... Ha ya üstüne oynamak falan değil canım. Yani sonuçta bir konuda nasıl diyeyim böyle yani. Eğer popüler olmak istiyorsan ya birini kötülersin ya birini karalarsın. Bir şey üzerinden kendi ismini öne çıkarmaya çalışırsın. Bu sıkıntı değil zaten. Bunu herkes yapabilir. Herkes de yapıyor zaten. Bizim takıldığımız konu değil bu yani. Ama kitleleri yanlış yönlendirmek doğru bir şey değil. Forgotten Temple'da Genie yasak mı? Juriet Mountain'da yasak. Forgotten Temple'da açılmaz herhalde be. Partimde ben Genie açan birini görsem atarım partiden. Biz o şekilde bir yaklaşım istemiyoruz yani. Aa müşteri ya konuşuyor şöyle böyle falan bu tarzda değil. Biz olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoksa işin resmi tarafında öyle ama bizim gözümüzde oyuncu oyuncudur abi. Başka hiçbir şey yok yani. Forum yarışmasında hakçıyıcı. Yine ne oldu? Steam'deki ping sorunu düzeltilecek mi? Steam sunucuları Avrupa'ya ya da Türkiye'ye taşımadığı sürece Türkiye'den şey nedir onun ismi? Ping olacak maalesef. 0.50, 0.30, 0.40 civarı. Bir gecikme olur. Bir ara vardı öyle bir durum. Türkiye'ye taşınacak Steam sunucuları şu an Kanada'da. Ama taşınmadı. Askıya alındı o süreç. Sonradan olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama bu sefer de şey olacak yani nasıl diyeyim? Yani Türkiye'ye taşınsa yurt dışında oynayan oyuncular da var çünkü Steam tarafında. Onlar da yüksek bir ping olacak. Ama şu an için askıda. Kore Code'daki Zynq kod güncellemesini USCO'ya getirmeyi düşünüyor musunuz? Bir dakika dur geçme. Kore Code'da Logitech Driver ve A4 Tech X7 mouse kullanarak oyuna giriş yapılmıyor. Öyle bir güncelleme olduğunu bilmiyorum gerçekten Kore'de ama nedir onun ismi? Erdese bunu sorarız yarın. Böyle bir şey var mı yok mu nedir ne değildir. Ben pek taraftar değilim böyle bir şeyin olmasının. Çünkü yani kullandığım ekipmana bana bir oyun niye yasak getirsin? Bu şey gibi yani düşünsene ben şu an Logitech kullanıyorum. Mouse'un bütün ayarları, D-Pad'i bilmem neyi, kulaklığımın, klavyemin, cartridge'in her ayarı var. Onu engellersek olmaz. Ki zaten bunun programını engelle abi. Bunun içine yüklüyorsun ki her şeyi. Bir şey fark etmiyor. Yani o çözüm değil. Rasta, evet evet onu duymuştum Rasta. Nikolas, bu konuyu dediğim gibi yani destek şey üzerinden nedir onun ekibi üzerinden maalesef iletişim şey yapabilirsin. Hesabınla alakalı şu an yapabileceği bir yorum yok Kariz'in. Ben okudum senin yazdığını da. Mezunu ne söylemişti? Düşünün bana. Bir dakika. Güvenlikten ya okuyamıyorum şu an tekrar nerede? Güvenlikten dolayı kapatılan bir tane hesabıyla alakalıydı da. Hex account investigation olarak kapatıldıysa hesap çalınması kategorisine bir tane bilet göndermen gerekiyor. Buradan herhangi bir şey yapamayacağım. Tam okuyamadım onu ya.
Piyasada bir sürü mouse markası var. Kaldı ki mouse programı. Evet, aynen öyle. Haftaya neler geliyor Kinart? Haftaya ne geliyor? Bir şey gelmiyor. Bir tane zaten duyurduğumuz var. Skill'lerle alakalı. Siz yayımcı firmasınız. Drop oranları gerçekten sizinle paylaşılmıyor. Bu çok yanlış bir taraf. Yo, drop oranları bizimle paylaşılmıyor mu değil. Drop oranları sabittir zaten. Yani değiştirildiği zaman bize bilgisi verilir. Ya da durup dururken bir şeyi değiştirip hiçbir şekilde yani. Benim çalıştığım süresi hiçbir zaman Endgame değiştirdi. Ben bunun drop'unu değiştirdim diye ben hatırlamıyorum. Gerek biz talep ettik, gerek bize sordular böyle bir şey yapılsın mı, yapılmasın mı tarzında. Onun dışında hiç yapmadılar. Gelecek skill dediniz tam olarak. Şöyle, level'ın altında olan bir skill'i kullanamayacak artık oyuncular. Atıyorum 60 level oldunuz, Nova'yı açtınız, tekrardan 45'e düştünüz. İşte Kaylan'da ya da Delos'ta falan kasmak için Nova skill'ini kullanamayacaksınız. Yani 60 skill point isteyen bir skill kullanmanız için o seviyeyle eşit ya da üzerinde olmanız gerekiyor. Estland'da, Ice Tepe'deki bug DC sorunu ne zaman çözülecek? Biz bunları bir ara sanki bölgesel olarak raporlamıştık. Çözüldü zaten o konu. Çözüldü de Yaklaşık söylendi. yapılmış değil Değiştirildi mi? çünkü. Aynen öyle. 70-70 veren mage'ler bıyık altından gülüyor. Gülmesinler bence boşuna. 70-70 veren mage'lerin ya da 69 olup işte çift Nova açıp o şekilde yapanlar mage'ler falan filan bunları bilen GM'ler de bıyık altından gülüyor. Endgame yapar mı yapmaz mı bilinmez. 70-70 berserkerler bilmem neler falan bunlar da biliniyor. Team sunucularında planlanan bir birleşim yok. Oyuncumuz sormuş. Soner. Steamco ya evet tarafında birleşim için çok talepte bulunduk. Gerçekten hiçbir konu üzerinde herhalde bir Ronald Land bosslarının şey olması random yani rastgele çıkması konusunda bir de Steamco'nun birleşmesi konusunda o kadar çok talepte bulunduk ki ama reddedildi. Yani bu kaç seneden beri devam eden bir hikaye. Yani 1,5-2 sene belki. İstedik bunu sürekli aralıklarla. Ama yani dikkate alınmadı demeyelim de hani uygun bulmadılar. Ben 5-6 saat Aystepe'de oturduğumda DC yiyorum. Şimdi bir dakika. 5-6 saat. Söylediğinden şu anlaşılıyor ilk başta. Oraya gidiyorsun, DC oluyorsun ama orada durduktan belli bir süre sonra yiyorsan o konuda biz yani bir şey yapamayız ki. Sirius girişlere söyleyelim tekrardan. Arkadaşlar defalarca söyledik. Önceki yayınlarda söyledik. Hani şu an için belli bir tarih yok. Biz açılması taraftarı olduğumuzu daha önce de ilettik. Sizlere de söyledik. Yapımcılarla bunu konuştuk. Fakat şu an kendileri farklı bir şekilde değerlendiriyorlar. Hani bizim değerlendirmemiz belli, açılması yönünde. Onlar farklı bir şekilde değerlendiriyorlar. Şu an için açmayı uygun görmüyorlar. Bir değişiklik olduğunda zaten biz size bunu bilgilendireceğiz. Bilgisine geçeceğiz. Sirius'un kapalı olması mantıksız değil mi? Şu süreçte evet açık olması gerekiyor. Yani net hani biz de sizinle aynı fikirdeyiz. Ama dediğim gibi adamların yani yapımcının farklı bir değerlendirme yöntemi var. Bu değerlendirmeye göre şu an için uygun bulmuyorlar. MGM'i satın alalım. Hayır canım öyle bir şey olmaz. Konuşan GM'in nick nedir? Kalis. Bakılsın. Oyun içerisinde kendisini oyun moderatörü olarak tanıtmanın cezası var mı? Raporlayalım. Raporlayın tabii. Ben GM'im. GM benim arkadaşım. GM benim kankim. Böyle yani kapatılan çok fazla hesap oldu. Deneme maçlı Koreko indirsek ban yer miyiz? Hayır. Ya şöyle Koreko'dan ban yiyebilirsiniz. Çünkü VPN'le girmeniz gerekiyor oraya. Kapalı TR'ye. Avrupa'ya kapalı daha doğrusu. Ayrıldı çünkü onlar. İstiyorsan sen yine bir bilet gönder. Detayları da paylaş. Hesap bilgilerini oradaki bilgi formunda bir doldur. Baksınlar arkadaşlar. Yani hesapla alakalı sorunda zaten yapabileceğimiz yani buradan hiçbir şey yok. Onu söylediğimiz gibi bilet atılırsa şey yapabilir. Detayların bir kontrol Yardım edilmesi edilir. lazım. Tabii canım. Logitech hoparlör reklamı yapıyorsun. Zaten her şey Logitech hoparlör görmeyi var o da. Entity Game sayfasına girdiğinde orada bilet kısmını görüyorsun, support kısmını görüyorsun. Oradan bilet gönderebilirsin.
Kali saçlarını uzatsın diye bir başlık açılmış. Doğru. Zaten şu an uzatıyorum. Kesin Şu uzatıyor değil an mi? Django's gibi geziyorum. Üçüncü makroda hesap süresiz kapatılıyor mu? Evet. İyilik böyle. Jose alalım buraya İstanbul'a. Bırakayım ben yayını. Yapın burada siz valla. Yarın iş var yani. Kasten okumuyorsunuz. Verdiğiniz hizmete gram saygım kalmadı. Ya keşke valla şurada yazan herkesinkini okuyabilsem de. Yani yayına bir 40 saniye falan delay koymam lazım. Gecikme koymam lazım. ID pes alalım İstanbul'a gelmemle. Hemen atıyorum yayın anahtarını. Yayın bakalım. Başka. Arkadaşlar yayını kapatalım artık. 3 saat, 3,5 saat hatta 3 saat 45 dakikadır bizi çektiğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya Perşembe ya da Cuma ya da herhangi bir gün yine yayınımız olur.